Kahramanmaraş merkezi depremlerde on binlerce yapının yıkıldığı, ağır hasarlı olduğu Adıyaman'da geçici çadır ve konteyner kentlerinin yanı sıra kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada kalıcı konutların hem zemin etütleri yapılarak sağlam noktada belirlendi. İndire bölgesinde 26 bin konutluk bir alan belirlendi dedi. Kalıcı konutların da hem zemin etütleri noktasında hem yerleşke noktasında sağlam olması noktasında belirli yerler belirlendi. Karadağ mahallinde bir İndire bölgesi dediğimiz bir yerde 26 bin konutluk bir alan belirlendi. Yine herkese burada Örenli'de burada da 4 bin konut olacak şekilde bir yer belirlendi. Buradaki şunu özellikle söyleyeyim. Burası kıraç ve taşlık bir alan. İsteyen tapuda da bakabilir. Bu zaten bundan sonrası yamaç, ondan sonra dere zaten. Bu tarafı doğru gidiyor. O yüzden vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz üsterih olsunlar. On binlerce insan, yüz binlerce insan çadırlarda ve konteynerlarda kalıyor. Bizim uygun yerleri hızlı bir şekilde bulup bunlara yer tahsis yapmamız lazım ve bunları yerleştirmemiz lazım. Bu anlamda bu yerler seçildi ve bu yerlerin de zemin etütleri de yapıldı. Bu yerler yeni yerleşim alanları. Adıyaman mevcut haliyle zaten imar planları yapılıyor, master plan yapılıyor, ulaşım master planıyla birlikte imar planı yenileniyor. Dolayısıyla Adıyaman eski yerinde yeni master, yeni imar planıyla birlikte eski yerler korunacak şekilde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.